Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AliExpress'ten aldığımız bir kulaklığı inceleyeceğiz. Daha doğrusu bir değil, birden çok kulaklık. Çünkü 2, 3. Normalde önceki aldıklarımda 3 tane aldığım vardı bir video mesela. Onda küçük küçük paketlerde. Bunlar sağ olsunlar çanta kadar gönderdikleri için sağ olsun bizimkiler de boyuta bakıp da şeye kitlediği için. Bakar mısınız? Gümrük sürüm ücreti 8. Gümrük vergisi 36, 44 lira toplam vergi çıkmış. Hemen paketini açalım. Şöyle bir sizi katalım. Şurası bakın yırtık değil. Bir içinde sağlam gönderdiği için Çinli abilerimiz. Sonunda be. 40 yılın başında şöyle bir paketli ürün geldi. Ama sanki üstüne zıplamışlar. Hepsini. Ben bir tanesini açam. Ürünün kutusu bu şekilde. İçini açmadan göstereyim. Kutusu bu şekilde ve parlak bir kutusu var. Çince. Zaten şurada da birkaç tane özelliği yazıyor ama hepsi Çince. Ben okuyamıyorum, anlamıyorum. Şurada 5 volt falan diyor. Ben size anlatayım. Bu aygıtta Bluetooth 5.0.2 var. 5.0 sanırım ya da 5.0 artı 2.0 EDR diyor. Bu özellik nedir şimdi? Bu özellik veri bit hızı. Daha az güç tüketerek daha fazla aktarım hızı sağlayan bir özellik bu. Yani önceden fazla güç tüketip kalitesi biraz azdı. Ses, yani ufak bir dip ses geliyordu. Bundaki dip sesi silindiğini söyleniyor ve EDR2 yöntemiyle ses daha pürüzsüz, daha normal, daha akıcı ve gecikme olmadan iletiyormuş. Bunu da söylüyor. Bir de böyle Bluetooth 5.0 olduğu için şarj kullanımı bayağı uzun süre kullanıma çıkabildiğini iletiyordu. Zaten kulaklıklarda 50 mega mah diyor işte, 50 miliamper diyor. Önceki aldığım tüm kulaklıklarda da aynısını diyordu. Kutusu da 2000 miliamper. Bir tane videom vardı. Ondaki kulaklığa benzettim ben bunu birazcık. Bakın arkadaşlar, 4 tane süngeri var. Efendime söyleyeyim. Bir tane şarj kablosu var. 2 tane tel geçiyor içinden bu arada. Şunları da bir çıkartabilirsek. Biraz güzel oturtmuşlar yani. Ürünler arkadaşlar ABS plastikten, bir de dokunmatik olduğunu da belirteyim. Şunu da şöyle yuvasından çıkartayım. Arkasında böyle saçma bir etiket var. Şeklinin içine sen bir etiket. Bir de ürünün powerbank özelliği var. Benim ürünün hoşuma giden yeri şu. Şekli vesaire çok hoş bence. Böyle ele aldığın zaman böyle köşeli hissiyatı vesaire bayağı hoş. Ürün nasıl açılıyor ben hala çözemedim. O kadar kulaklık aldık. Ah, burada. Böyle açıyoruz. Bakın şu diğer kulaklıklarımdan farkı böyle. Bakın görüyor musunuz? Adeta bir profesyonel. Böyle şarj oluyor arkadaşlar. Bakın ekranı kapattığımız zaman da hayalet gösterge gibi. Böyle mükemmel bir görüntüye sahip olabiliyoruz. Benim gerçekten aşırı hoşuma gitti. Hem malzeme kalitesi olsun, hem kendisi olsun, ürün olsun, paketlemesi olsun. İlk defa böyle kutuda geldi zaten. Ürün gerçekten çok hoş. 5 volt 1 amperle şarj oluyormuş. Hızlı şarj desteği yok. Çıkışının da hızlı şarj desteği yok. Onu da belirteyim. 2200 mAh batarya var içinde. Ben şu olay şu tamamen. Şurada bir tane 18650 batarya var. 18650 batarya şuradaki devresine bağlı. Devre de aşırı basit. Devre kulaklıkları şarj ediyor. Bir tane LCD ekran de göstergesi var devrenin üstünde. Ekran da oraya bağlanıyor. Başka pek bir böyle şey yok yani. Özel bir devresi yok içinde. Ama kulaklıkların içine gelirsek, şu 5.0.2 Bluetooth EDR özelliğine gelirsek bence şimdi test edeceğiz. Bakalım nasıl, çok merak ediyorum ben de. O dip ve dip ses ve gecikme olmazsa mükemmel olur bence. Kutusuna Made in China yazıyor. Bir tane Türkçe, İngilizce bir şey yok. Siri falan diyor şurada. M8 diyor. Bir şeyler diyor. Büyük ihtimal telefon uyumluluğundan bahsediyor burada. Şurada 3 yazıyor. Çince'sinin arasında. Evet, Çince'mi. Ürünün markasına gelecek olursak da Audio bilmem Pone bir şey yazıyordu. Yani öyle pek aman aman bir markası yok. Yani böyle belirli şey mi olsun. Mesela böyle bir markası yok. Ama bana sorarsanız ürün güzelmiş. Şimdi güzel. Ben gidip ses testi yapıp geliyorum. Arkadaşlar, kulaklıkların şu dokunmatikleri ve tıpaları gerçekten çok güzel. Ses basit izi olsun gerçekten çok hoş veriyor. Ben bu kadarını beklemiyordum yani. Bu da diğerleri gibi sanıyordum. Fakat bu diğerleri gibi değil. Şekli de AirPods şeye benziyor. Xiaomi'nin AirPods'ları var ya, onlara benziyor. Bence şekli de gayet güzel. Klas bir alet böyle. Hoşuma da gitti benim. Tavsiye kesinlikle ediyorum. Almak isteyen zaten linki bırakırım. Marka olarak da M8 diye geçiyormuş. Bilmem ne M8. Dokunmatiği de hassas, alınabilir bir ürün. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.